Selamünaleyküm. Gelin her zamanki muhtak tekrarımızla Rabbimizi inşallah vahiy doğrusundan dinimizi anlayıp razı olacağı işleri yaparak rızasına ereceğiz. Dünyada bulunuşumuzun gayesi de budur biz Müslümanların. Çünkü biz yeryüzüne halifeler olarak gönderildik. Ve bu halifeliğimizi icra ettiğimizde de yeryüzünün aziz misafirleri olarak hem kendi yaşamımıza hem diğer insanların ve kainatın imarında güzel bir etkinliğimiz olacak. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar. Evet, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar diyoruz ama istediğimiz şeylerde bütün gücümüzü ve imkanlarımızı kullanarak istediğimize ulaşmanın, sahip olmanın büyük bir mücadelesini veriyoruz. Buradan yola çıkarırsak, Rabbimizin rızası bizim için çok çok daha önemli. Hayatın merkezinde olması gerekiyor ki, onu hakikaten istemiş olduğumuzun itirafını yapmış olduğumuz çalışmalarla ispat edelim. Rabbimiz bizi tanımakta ama bu itirafı biz kendimize ve çevremizdeki insanlara vahyin oluşturduğu bir kimliğin ifadesi olacak diye de düşünüyoruz. Bu nedenle biz iniş sırasına göre inşallah meallerimizi okuyacağız. Tefsirlerin üzerinde konuşmalar yapacağız. Biliyoruz ki akıl bir hazine. Kur'an-ı Kerim o hazineyle buluşan ikinci bir hazine. Bu iki hazineyi tefekkürle kullanan insanlar ise elbette ki o kadar çok karını artırır ki bir tüccarın karını artırması için göstermiş olduğu efordan, performanstan çok daha büyük bir efor ve performans geliştirerek biz bu zenginliği elde edeceğiz. Evet, dünyadaki ticaretimiz Rabbin rızasıyla beraber buluşuyorsa hem dünyada inşallah servet, statü, saygınlık ve nitelik kazanacağız. Hem de bunun devamı, uzantısı olan ebedi alemde sonsuz ve yorulmadan her istediğimize kavuşabilme ikramında da nail olacağız. Yani bunu her zaman dile getiriyoruz kardeşlerim. Bizler acıkınca yemek yemeye ihtiyaç hissedildiği gibi okumaya da, düşünmeye de ve öğrendiklerimizi yaşamaya da büyük bir şevk ve iştiyak ile yönelmeliyiz. Bu hissi hissetmemiz gerekiyor, farkında olmamız gerekiyor. Farkında olmak da hissetmek demektir zaten. Hep düşünürüm ben böyle, özellikle Ramazan aylarında çok acığımız, acıktığımızda, çok susadığımızda, ihtiyacımız doruk noktaya geldiğinde, midemiz nasıl ihtiyacını giderip rahatlıyorsa, işte ruhen ihtiyaçlarımızı da giderip onu da rahatlatmak zorundayız. Ama midenin ihtiyacının farkında çoğumuz oluyoruz ve imkanlarımız dahilinde ona istediği veyahut da sevdiğimiz şeyleri, neyimiz varsa hemen ihtiyacını gideriyoruz ve onu susturuyoruz ki rahat edelim. Ama geçen hafta da galiba değinmiştim. Ruhun ihtiyacının çoğu insan farkında olmuyor. Farkında olmadığı için psikologlara gider, terapiler alır ve onlar da onların iş dünyalarını sorgulayarak, konuşturarak rahatlatırlar, rahatlatmaya çalışırlar. Ama belli bir süreden sonra bu yapay rahatlatma hep de tedavi oluyor anlamına gelmiyor. Belli bir süre sonra insanın gene sıkıntıları, gene nasıl diyeyim, ihtiyaçları, ruhi ihtiyaçları hemen kendisine
sinyal veriyor. Dolayısıyla yeniden aynı şeyleri yaşamaya başlıyor. Bunları hepimiz hayatımızda biliyoruz kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Ve farkındayız. Mümin işte ruhunun nasıl doyurulacağının daha çok farkındadır. Dolayısıyla o farkındalıkla yaratan Rabbinin adıyla okur. Biz bu oku ibadetini çok gündemde tutuyoruz. Tabii okuduğumuz verilere göre ilk inen ayetler olarak değerlendiriyoruz Alak suresinin o birden başlayan 5 ayet-i kerimeye kadar olan bölümü. Ve oku, oku. Geçen hafta bu okuma ibadetinin çok boyutlu olduğunu, bütüncül bir okuma gerektiğini dile getirmiştik. Evet, kelime ayetleri okumak demiştik. Olayları okumak demiştik. Onlar üzerinde tefekkür etmek, Yaratan'ın gücünü, kudretini, Rab ismiyle her şey tecelli edip, onları yapması gerekenlerin kanununu yükleyen ve onlarla ihtiyaçları gideren, keremi ve lütfu bol olan Rabbimizi tanıyoruz. Ve bu tanıma ister istemez insanı Rabbine karşı şükre götürüyor. Şehadete şahit kılarak şükre götürüyor. Demek ki şükrün altyapısı şehadete şahit olmaktır. Yani Allah'ın mevcudattaki gücünü, kudretini, Rab ismiyle tecellisini görmektir. Ve işte bu görüş insanı şükre götürüyor. Biz biliyoruz ki okumayı ciltler dolusu kitap olarak düşünmeyiz, düşünmemeliyiz. Bunu da geçen hafta galiba beyan etmiştim. İnsanlar ciltler dolusu kitap okuyor, tefsir okuyor, siyer okuyor ama hala aracısız Allah'a kavuşmanın yolunu bilmiyorsa bu nasıl bir okumaktır diye düşünüyoruz. Demek ki okumak, anlamak, tanımak, sorumluluğunun farkına varmak ve yapmamız gerekenleri yapmak diye bilmektir. Dediğimiz gibi ama bu okuyuştan uzak olan insanlar çok 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 da okurlar. Hele resmi okullarda okumanın, test yapmanın, sınavlara tabi tutulmanın haddi hesabı yok. Çünkü o kadar çok ders müfredatları var ki bir sabahtan öğlene kadar en azından 3 ayrı dersin pratiği yaşanmıyor, eğitimi verilmeye çalışılıyor. Ezbere dayalı bir eğitim sistemi olduğu zaman da insanları geliştiremiyor. Ve pratikte yapacağı şeylere ufuk açtıramıyor maalesef. Onun için bizler nerede, hangi kitabı okursak okuyalım, mutlaka ve mutlaka onu anlamaya çalışarak okumalıyız. Eğer böyle bir okuma yoksa dediğimiz gibi okumak gerçekleştirilmiyor. Ve böyle bir okumanın da çok da faydası görülemiyor. Faydasının görülmesini neye dayanarak tespit ediyorsunuz, edebiliriz derseniz, hakikaten kendini yetiştiren, ayaklarını sağlam basan güzel insanlarımız gene okuyarak bu kimliğe sahip oluyor. Ama yıllarca bir eğitim müessesesinden geçmesine rağmen, resmi müesseselerin eğitiminden geçmesine rağmen hala ciddi ciddi bir ilim adamı, bilim adamı çıkmıyorsa bu okullardan, işte biz bu okumanın pratiğe değil, deneye değil, yüzeysel ezbere dayalı bir eğitim müessesesi olarak bakıyoruz. Hatta bir gün Pakistan'daki bir hoca ile görüşmüştüm. Ve Pakistan'daki çocukların çok zeki olduğunu
Diğer dış ülkelerden gelen çocukların ise eğitimlerinin verimsiz olduğunu ve veremediklerini dile getiriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve oradan bir haber geliyor. Diyor ki oradaki çocuklara çarpım tablosunu ezberletin. Ben de yaşım itibariyle ilkokuldayım ve bu çarpım tablosunu ezberleyince kadar akla karayı seçtim. Çocuksun zaten veya da kendini çok vermiyorsun. Ve hakikaten bu ezbere dayalı çalışmaları yaptırınca bu kadar zeki ve verimli öğrenciler duraklamaya başlıyor. Ötekiler onlara yetişiyor. Yani kısaca her şey motamot aynıdır, mutlaktır diyemeyiz ama eğitimde bu kadar etkin rol oynayan eylemler gerekiyor. Ve burada da tabii ki müfredat da çok önemli. Müfredatı kullanan öğretmenler de çok önemli. Yani kısaca kolektif bir eğitim müfredatı hazırlamak ve bu müfredata bir fiil şahsi tecrübelerimizi de katarak, örneklendirerek çocuklarımıza zihin jimnastiği yaptırmak gerekiyor. Ama gerekiyor, gerekiyor diyoruz. Demek ki okumada anlama ve bulduğu doğruyu yaşama gerçekleşmiyorsa, anlama ve bulduğu doğruyu yaşamak gerçekleşmiyorsa böyle bir okumanın faydası olmaz, olamıyor da maalesef. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz diye sual edecek olursanız, bunu da gene sosyal hayatta birçok okuyucu kardeşlerimizin ciltler dolusu kitaplar okuduklarını görüyoruz. Ama gene tefekkürden uzak, anlama gibi bir çaba göstermeden çok çok kitap okuyan insanlarımıza şahit oluyoruz. Hele de bu şahitliğimiz Kur'an üzerinde olunca içimiz daha çok acıyor. Acımalıdır da. Neden bu kadar Allah'ın en büyük hediyesi olan Kur'an-ı Kerim anlaşılmadan okunur? Bu telkinin içerisinde nasıl kaldık ya Rabbi? Nasıl düşünemedik de en güzel Kur'an okuyucuyu en güzel tecvid ve mahreçle okuyan, en hızlı okuyan olarak kabul gördü bu toplum. Ve kurs hocalarımız da buna maalesef tevessül etti. Çünkü biz kurs hocalarımızla da öğretmenlerimizle de ciddi ciddi beraberliğimiz oluyor. Onlardan aldığım yanıt ise hakikaten benim daha çok yüreğimi yakıyor. Çünkü neden? Ona da o yüklenmiş. Müfettiş gelecekse veya bir sınav dönemi yaklaşıyorsa en zeki çocukları, en güzel okuyan öğrencileri seçip tahtaya kaldırarak veya sırasında ona sorular sorarak en güzel cevabı verip ve müfettişten yana takdir alıp terfi etme şansına sahip oluyoruz. İşte manaya değil de maddeye ağırlık veren bir toplumun kalkınması, gelişmesi hakikaten eğitimin bahşetmiş olduğu kimliğe kavuşması oldukça güç kardeşlerim, oldukça güç değil mi? İşte biz bu güçlükleri yaşadığımız için alabildiğine bu ilk ikra bismi rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku derken geçen hafta da beyan ettiğimiz gibi yani sen bir damla sudan bu kadar muazzam, mükemmel bir varlık oldun. Düştüğüne erinceye kadar Allah senin ihtiyaçlarını birilerinin vesilesiyle giderdi. Şefkat kucağı açtı sana anne dediği bir varlıkla. Evet ama düştüğüne erdikten sonra insan artık kendi sahip olduğu imkanlarını, melekelerini güzel kullanarak inşallah hayatta daha doğru, yanlış ayırımı yaparak kendini yetiştirmeye kendisi aday oluyor. Düşünmeden öğrenmek, öğrenmeden düşünmekse tehlikelidir. Düşünmeden öğrenmek ve öğrenmeden düşünmekse tehlikelidir.
Öğrenmeye karşı bir sevgi beslemeden iyilik yapmaktan hoşlanmak insanı basitliğe götürür. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Hakikaten dinin temel esprisini, Rabbini bile doğru tanımadan hani dedik ya, hala aracısız Allah'a yaklaşmayı bilmeden, Habil'i okuyup Allah'ın rızasına talip olan öyle samimi, öyle gayretli insanlarımız var ki, ama ne diyorduk? Bu düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmekse tehlikelidir. Öğrenmeye karşı sevgi beslemeden, iyilik yapmaktan hoşlanmak insanı basitliğe götürür. İşte bugün de hemen hemen yaşadığımız her ortamda maddeten yardım etme hareketi o kadar çok revaç bulmuş ki, bulsun elhamdülillah. Ve bu iyilik yapma, maddeten yardım etme fiili bizim dünyada birbirimize karşı husumetimizi değil, sevgimizi artırıyor. Hatta burada çok yıllar evveli Arjantin'de bir kriz yaşanmıştı, ekonomik kriz yaşanmıştı ve orada halk meydanlara dökülmüştü. Bizim Türkiye'de ise kaç kriz yaşanıyor? Hesabı tutulamayacak kadar krizlerin içerisindeyiz. Ama bir yardımlaşma duyarlılığı olduğundan dolayı bu isyanlar oynanmıyor. Ferdi olarak beklentisi çok olanlar yapmış olsa bile. Onun için insanın diyor, sevgi beslemeden iyilik yapmaktan hoşlanmak insanı basitliğe götürür. Bu basitlik de daha değerli, daha anlamlı, daha kalıcı, insanı daha duyarlı harekete geçirici bir fikri anlamdır. Manevi duyguların paylaşımıdır, yardımlaşmasıdır. O halde biz hem maddeten hem manen yardımlaşmanın yolunu arıyoruz. İşte belki bu sosyal medyada da arkası gelmeyecek programların Müslümanlar tarafından yapılması manen ruhumuzun açlığını doyurmaya bir nebze gıda olacaktır diye şükrediyoruz Rabbime. Evet, kim okur maksuduna varır, kim okur esfele safiline düşer. Okuyorum bakın, okuyoruz, okuyorlar bakıyoruz. Esfele safiline düşer, kim okur adam olur, kimi kitap yüklü merkep. Kim okur muhakkik olur, kim okur mukallit, taklitçi olur. Kim okur mutmain olur, kimi saptırır. Kim okur şükreder, kim okur küfreder. Kim okur itminana erer, kim okur intizara. Kim okur alim, kim okur zalim. Kim okur ilmi bilime, bilimle bilir. Kimi hevası ile kariyer statüsüyle okunur. Kim okur dinler, kim okur anlar, vahiden ayırır. Kim okur haz duyar, mutluluğu kör inanışta arar. Kim okur sorumluluk bilinciyle uyanır. Bu kelimelerimin altında değerli kardeşlerim, okuyucu tefsirin içerisinde mutlaka her kelimenin ucunda bir ayet numarası vardır. Ve o ayet numaralarından bu kelimeler derlenerek beraber paylaşıyoruz değerli kardeşlerim. Demek ki meal okumak, derin bir tefekkürle düşünmek, anlamak ve anladığımızı içselleştirmek için hangi konu üzerinde çalışıyorsa o konu üzerinde gene Kur'an-ı Kerim'in içerisine serpiştirmiş ayetlerle nasıl okumanın, nasıl şükre ermenin metotlarını, yollarını öğreneceğiz. Yani ayetlerin numarasını verecek olursak, kitap yüklü merkepler dediğimizde 62. surenin 5. ayeti, taklitçi kimseler, okurlardan bahsettiğimizde 3. surenin 7. ayeti kerimesi, 4. surenin 162. ayeti kerimesi. Şimdi bu ayetlerin numarasını vermekle zamanımızı doldurmak değil, elhamdülillah hepimiz artık Rabbin davetine icabet ederek ismiyle okumanın bilincine vardık elhamdülillah. Ve bu bilinçle elimizden geldiği kadar sosyal hayatta insanlara okumanın ne kadar
önemli olduğunu, düşünmenin en büyük zenginlik olduğunu paylaşarak onları okumaya teşvik edeceğiz. Teşvik etmeliyiz. Hatta geçen hafta da galiba telaffuz etmiştim. İnsanlarla karşılaştığımızda gözle gördüğümüz eksiklikleri dile getirmekten öte, onu bir şekilde, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla babında dile getirebiliriz, getirmemiz de lazım. Ama öncelikli olarak vazifemiz, kardeşlerim, bizim Kur'an'ı anlayarak, tefekkür ederek okumaya davet etmemiz gerekiyor. Evet, günümüz dünyasına, şu andaki çağa baktığımızda, tabii ki bunu biz gençlik yıllarımızdan beri paylaşıyoruz ve büyüklerimizden aldığımız iç yanık söylemlerini dinliyoruz. Hasretlerini, pişmanlıklarını bizzat kulaklarımızla dinliyoruz. Yavrum, biz okumadık, cahil kaldık. Ne olur siz okuyun, bizim gibi olmayın. Biz ezildik, biz sömürüldük. Siz bizim gibi ezilmeyin, sömürülmeyin diye pişmanlıklarını hep dile getirirler. Yani o ezikliğini hissettiren insanların bile bugün biz özlemini çekiyoruz. Çok şey bilmiyorlardı ama öyle nitelikli, öyle onurlu, öyle hayalı, edepli hal ve tavırları vardı ki çok şey bilmemesine rağmen canlı bir tercüman halinde evlatlarının önünde hayatı okutuyorlardı onlar. Evet, o günün bu güzel insanlarının özlemi çekiliyor bir araya geldiğimizde oturuşundan, davranışından, medeniyetsizliğinden den vurup da şikayet etmeyen ben bir yaşlı, bir büyük göremiyorum. Ne öğretmene sevgi, ne anne babaya saygı. Ki bunları dile getirmenin bir anlamı yok. Allah'ı tanımayan, Allah'a karşı saygının, sevginin ne olduğunu bilmeyen, belki aileden aldığı edeple, kültürle çok güzel davranışları, oturuşları, saygıları oluyor. Bu da çok güzel, bizi mutlu eden hususlardır. Ama gene günümüze geldiğimizde üniversite mezunlarının çoğaldığı ama kitap okuyanların azaldığı. Evet, birine okuma ibadetini sorduğum zaman okuyorum deniliyor. Ne okuyorsun? Hedefimiz ne? Benim hedefim çok büyük. Bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. Üniversitede okuyorum. Evet, bunlar da güzel okumalardır. Çünkü biz dünyayı ahiretten, ahireti dünyadan, bilimi ilimden, ilmi bilimden ayırılmaması gerektiğini bilmek zorundayız. Ama geçen hafta da beyan ettiğim gibi bilimi ilmin yerine koyup da bilimin arkasına düşenler bugün işte üniversitede okuyanlar çoğalmasına rağmen gerçek manada yaratan Rabbimin adıyla okuyanların azaldığını düşünüyoruz. Ama şu an itibariyle ben çevremden ve kardeşlerimden gördüğüm kadarıyla elhamdülillah bu sayıda artıyor. Demek ki bizler davetçiler olarak okumanın nedir, nasıl olmalıdır düsturuyla yaklaşmamız gerekiyor ki çok boyutlu okuyucu olalım. Buna da demiştik ya, kainat yani kendi ayetleri okumak, vahiy ayetleri okumak, olayları gözlemleyerek okumak, hakkı batıldan ayırmak, hakka batılı karıştırmamak gibi bir hassasiyetle tartacağımız terazimizin olması gerekiyor. İşte bu terazinin ibresi kayınca bizler güç kaybediyoruz, cahiller güç kazanıyor ve meydanlarda hiçbir rahatsızlık duymadan hem gözlerimizi hem gönüllerimizi ve de hem de kendilerini rahatlıkla kirletiyorlar ama farkında değiller. Çünkü onların şeytani bir vesvesesi, felsefesi vardır. Kalbi temizdir, niyeti iyidir. İşte modern çağın inşa ettiği insan tiplemesi de bu duygularla beslenmiş.
Teknolojinin ilerlediği ama acımasızlık ve adaletsizliğin arttığı, bunları benim detaylara indirmeme gerek yok. Bir araya gelindiği zaman adaletsizlik, haksızlık, kayrımcılık ve tefrikanın önü alınmayacak kadar vahim bir durum içerisinde insanlar. Doğru söyleyenlerin çoğaldığı, hakikaten bu da çok önemli. Doğru söyleyenlerin çoğaldığı ama öğrendiğinin nefsinde uygulamaların azaldığı, hakikatin bilindiği ama tatbik edilmediği, herkesin kötülükten şikayet ettiği ama bu kötünün nerede ve kimsenin üstünde olmadığı, başka yerlerde suçlu aradığı bir atmosferde yaşanıyorsa, bu duyguların mekanikleşmesi söz ve davranışların rutinleşmesidir kardeşlerim. Evet, bu kelimelerin altını çiziyoruz. Duyguların mekanikleşmesi söz ve davranışların rutinleşmesidir. Bunlar bir fiil içerisinde yaşadığımız, bizzat gözlemlediğimiz gerçekler ve bazen hani belli bir yaşa gelmiş insanlarımızın çok çok rızaya karşı sevdalı, elinden kitap bırakmayan, Kur'an'ı ayda bir hatmeden ve bu hatim ile ben onların yanına da ziyaret ediyorum kardeşlerim. O hatim ettiği zaman diyor ki, böyle küçücük bir avlusu var, orada da bir ağacı var. Ben hatimi indirdiğim zaman bütün kuşlar bu ağaca konuyor, şakır şakır ötüyorlar, benimle hatim duası yapıyorlar. Onun iç dünyası bununla zengin ve bunu böyle biliyor, böyle kabul ediyor ve samimiyeti de Allah'a ait. Öğrenip öğrenmeme veya öğretildiği halde kulak verip vermeme olayı da kendisiyle alakalı ve bunları ben gerçekten acizane bildiğim kadarıyla, eğer bu kadar sevabı istiyorsak, istiyoruz elhamdülillah Müslümanız, ama sana bir sevap, 10 sevap, 100 sevap değil, bu sevapların daha çok çok katlanarak, ticaretten de bahsettik ya, daha çok sevap kazanmak ve amel defterimize, sandığımıza amel defterimize daha çok yüklemler koyarak, eşyalar bizi mutlu edecek, zengin hazineler yığarak yapmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz. İstemeyen yok. Ama o insanlar takıldıkları yerde kalıyorlar ve hakikaten buna çok da rağbet etmiyorlar. Onları bırakalım kenara ama bizim şu yaşadığımız atmosferde uzanabildiğimiz kadarıyla gençlerimiz hakikaten Rabbi tanıyarak Müslümanlıklarını gösterebiliyorlar ve bu da bizim şükrümüz oluyor. Demek ki insanlar yaratıcının kitabıyla iletişimlerini doğru kurarlarsa diğer bütün iletişimleri de doğru kurulacaktır. Yani bu hatasız olacağız, günahımız olmayacak değil ki. Olacak bunlar. Ama iletişimimizi doğru kurduğumuz zaman hatamızın farkındayız ve dolayısıyla kendimizi düzeltme şansımız da daha yüksek oluyor düşündüğümüzde. Ama farkında değilsek elbette ki yaptıklarımıza birçok mazeret kılıfları giydirerek kendimizi rahatlatacağız. Rabbimiz de diyor ki, siz kendinizi temize çıkarmayınız. Yaratan sizin sinirlerinizin özündekini biliyor ve dolayısıyla bu sinemizin özündekilerini de rıza ile buluşturup, işi vicdanın üzerine atarak, başka zamanın üzerine atarak veya bulunduğumuz toplumu suçlayarak kendimizi aklayamayız. Evet, çünkü doğru iletişim kurmak, doğru iletişim kuracağımızın kılavuzu Kur'an'la buluşmaktır. Ama ne yapalım? Biz şükrümüzü artıralım. Olumsuzlukları değil, gelişmeleri ve Rabbe dönüşlerin şükrünü eda edelim. Birbirimizi teşvik ederek, müjdeleyerek Allah'ın kitabıyla iletişimimizi doğru kurabilmenin metotlarını önerelim. Öğrendiğimizi yaşayalım ve bilinmeyenleri de
öğreterek teşvik edelim. Evet, şimdi biraz daha gündemimize baktığımız zaman yeni ufukların müjdecisi olan genç neslimize veya yaşlılarımıza, ağrı ve sızılardan şikayetçi olan ihtiyarlarımıza, sıkıntı ve bunaltıdan ah of diye feryat eden boş kalmış herkese eline küçük bir kitap alıp okumalarını tavsiye ederiz. Ama bu şevki, bu ihtiyacı vermediğimiz zaman kitap okumak insana bir derman olmaz ki. Daha çok sıkılırsınız, anlamazsınız, okumayı sevmediğiniz için sıkılırsınız ve ilaç olalım derken sıkıntı yaratmış oluruz. Demek ki bir şeyin tedavisi, o şeyin tedavideki ilacının doğru kullanmasını da gerektiriyor. Ve bu doğru kullanmanın metodunu da elbette ki bizi yaratan Cenab-ı Mevla bize satırlar arasına serpiştirmiş. Ve bizler de bir bütün Kur'an'la muhatabız elhamdülillah. Ve yaşımız belli bir evreye kadar geliyor. Bazen düşünüyorum, her gün değil, haftada bir ayeti hafızaya anlayarak yerleştirsek ve onu pratiğe, amele dönüştürsek veya üzerimizdeki etkisini veya bu etkiden uzak kalanların gözlemlerini yapsak, emin olun o kadar kısa sürede şifaya buluruz ki ah o puf demeye zamanımız kalmaz. Çünkü bazen çok okuyup ya çok farklı çalışmalar yapa yapa da bıkıp bunalıma giren insanlar var. O zaman çalışma yöntemlerine yeni bir değişiklik getirmek gerekiyor. O da ne acaba? İşte bunu da her insan zaten o noktaya kadar gelmişse, okumaktan, çalışmaktan, araştırmaktan da bunalıma girdiyse ya bir psikoloji zayıflaması vardır veyahut da bir metot değiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu da insanlar sorarak, düşünerek kendileri tespit edecek ve dolayısıyla her ne olursa olsun bir bütüncül okuma tavsiyesi içerisinde olacağız. Neden? Okuma olmazsa olmaz, değil mi? Olmaz. Çünkü hazine akıl dedik, hazine kitabımız dedik ve dolayısıyla bu hazine akılla, hazine kitap selim akılla buluştuğunda işte o zaman Rab'le sıcak ve samimi bir ilişki kurma şansına sahip oluyoruz. Ve bu ilişki kurma şansına sahip olduğumuz zaman da ister istemez sanki o anki sorularımıza, sıkıntılarımıza bir cevap mahiyetinde önümüze satırlar dökülüyor, ayetler geliyor. Yani ümitsiz olmak yok bizde. Çünkü bilinç insanı kendine getiriyor. Ve bu bilinçli hareket insanın ibadetlerini daha bir şevkle, daha bir istekle yerine getiriyor. Çünkü neden? Karşısında alacağı ödülün farkındadır bu insanlar. Ve dolayısıyla bu hareket, mütealleşmiş hareketler olmadığı müddetçe sahibini hem ıslah edecek hem de ona daha güzel işler yapabilmenin şevk ve ihtiyacını kazandıracak. Allah bize elhamdülillah öğrenme kabiliyeti verdi. Okumayı, yazmayı öğretti. Kalem yazıyı, yazı bilgiyi kaydeder. Biz bunların hepsine sahibiz değerli kardeşlerim. Bilginin ve düşüncenin ilk sermayesini Allah vermiştir. Nasıl vermişti? Hazreti Adem'e kelimeler öğreterek yeryüzüne indirdi. Bu kelimeler öğreterek derken bildiğimiz sadece kelimeler değil. Hayatı anlama, okuma ve kendini tanıma anlamında bir bilgi yüklenerek geldi. Biz buna da diyoruz ki insan doğuştan fıtrata meyyal yaratılmıştır diyoruz. Ama bütün bunları görenler aklın içerisinde hazineyi arayan, hazineyi bulan insanlardır. Ve şöyle bir düşünelim, ben bazen böyle soru soruyorum. Okuyanın mı günahı daha kuşatıcı ve üzücü? Cahilin mi günahı daha sıkıntılı, daha acı?
Tabii ki günümüzde bu soruya verilen cevapların hemen hemen sizler de şu anda dinliyorsanız birçok sorularınız olabilir. Ama bana gelen soruların çoğu bilenin günahı daha tehlikeli diyorlar. Hayır, bilmeyenin, cahilin günahı daha tehlikeli ve daha acı. Neden diye soracak olursanız, bilmeyen insan kendini ıslah etmeyecek, etme ihtiyacını duymayacak, tövbeye gerek görmeyecek ve birçok da böyle felsefeleri var. Onunla da kendini ahbap, sütten çıkmış kaşık görecek. Çünkü kötülerle kıyas yapıyor bu insanlarımız. Ve dolayısıyla bakın, ne tövbe etme şansı var, ne kendini düzeltme, yani ıslah etme şansı var. Dolayısıyla cahillik kadar insana, bir Müslümana yakışmayan, abesle bir, nasıl diyeyim, ahlaka iten başka bir sebep olamaz. Onun için bu cahiliye içerisinde kalmış insanlara gerek okuma ibadetini hatırlatalım, gerek yeryüzündeki dejenerasyonu, haya ve edebin uçtuğunu dile getirelim ve bu cahillik içerisinde ben neyim demeden hemen örtülü olanlara, namaz kılanlara hakaretvari cümleler telaffuz ediyorlar. Ne namaz kılanlar var ki şöyle böyle, ne örtüler var ki saman altından ne sular yürütüyorlar. Şimdi bunlar bizim içimizi acıtıyor. Müslüman da da hata olur ama bir cahil bunu söylüyorsa cahilliğinin itirafından başka bir şey değildir. Neden diyecek olursak, çünkü madem sen bunu biliyorsun, kötü olduğunu, günah olduğunu ve yaptığın işin de doğru olmadığını biliyorsun, o zaman sen o beğenmediğin, hoş görmediğin insanların yaptığı gibi değil de sen o beğenilen bir insan kimliğine sahip ol da size örnek alalım. Susmak yok arkadaşlar. Onlar savunmak için her türlü hakareti yapabilirler kendilerini savunma babından. Ama biz onlara dil uzatmadan, hakaret etmeden daha güzelini beraber yapabilmenin bilincini elde etmeliyiz. Hani dedik ya, gerçekten Allah okumayı, düşünmeyi, anlamayı, yani hazine bir donanıma sahip olduğumuzu peşinen bize zaten ikram etmiş. Ama bu ikramların farkında olmadığımız zaman anlamıyorum, bilmiyorum, her hoca bir şey söylüyor, ben de ne yapacağımı bilemedim, en iyisi ben kendi halimde kalayım, ben onlardan daha temizim diyerek günahında bir beis görmeden yaşıyorlar. Şimdi burada bir de yazarlıktan bahsettik. Allah kalemle yazı yazmayı öğretti diyor. Ve Kalem suresinin hemen hemen sanırım ilk ayetlerinde o size kalemle yazı yazmayı öğretendir. Sen ve kerim bir ahlak üzerindesin diye Resulünü böylece ne kadar muazzam bir kimliğe sahip olduğunu, Rabbinin rızası doğrultusunda bir ahlaki kimliğe kavuştuğunu muşturluyor Resulümüze. Ben burada da şöyle söylüyorum. Evet, hepimiz yazarız. Yazsak da, yazmasak da hepimiz yazarız kardeşlerim. Ne güzel, işte bu sosyal medyada da olsa biz beraber bir şeyleri öğreniyoruz, eksiklerimizi görüyoruz ve yanlışlarımızı düzeltiyoruz, birbirimizi tamamlıyoruz. Ne dedik? Gerçekten yazsak da yazmasak da hepimiz yazarız ve yazdıklarımız bir gün mutlaka okunacak ve bizler de okuyacağız. Hayır, ben hiç yazar falan değilim, asla yapamam. Asla ben yazar olamam. O farklı bir şey, farklı bir eğitim istiyor. Hayır, en alttakinden en üsttekine kadar rüştüne eren her insan yazardır. Ve yazarız elhamdülillah. Dolayısıyla bu anlamda her insan hem okurdur hem yazardır. Hem de yazdıkları okunacaktır. Bu da İsra suresinin 13. ve 14. ayet-i kerimesi. Biz insana kaderini boynuna doladık diye geçiyor. Yani irademizi elimize verdi.
Ve biz bu irademizle müsbet veya menfi birçok işler yapıyoruz. İrademizle yapıyoruz, okuyoruz, gözlemliyoruz ve hareket halinde bildiklerimiz doğrultusunda bir daha ifade edecek olursak müsbet veya menfi hareketlerimiz var. İşte bunların hepsi defterimize kaydediliyor. Ve o gün bu defterler elimize sunulacak şahit olarak. Al, bugün sana şahit olarak defterin yeter. Al, oku. Şimdi elimize defter uzatılıyor, defteri elimize alıyoruz. Cenab-ı Hak ebedi alemdeki bir sahneyi tasvir ettiriyor. Bugün de aynısını yaşamıyoruz mu? İşte okula gidiyoruz. Sene sonu diploma veriyorlar ve okul bitiriyoruz. Bir takım ya müjdeleniyoruz veya da ah puf ediyoruz. Keşke daha çok çalışsaydın diyerek kendi kendimizi paralıyoruz. Ama karnemizi güzel aldığımız zaman ne kadar mutlu oluyoruz. Çevremizdekiler de mutlu oluyor. Kucaklaşıyorlar, kutluyorlar bizi. İşte bu dünyada da böyle tecelli ediyor ama Rabbimiz de ebedi alemdeki bu sahneyi tasvir ederek bizim defterlerimizin elimize sunulacağını ve biz o defteri elimize aldığımızda şu itiraflarımızı dile getiriyor. 18. surenin 49. ayet-i kerimesinde eyvah bu nasıl bir defter, küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini yazmış diye. Bilmiyorum sürecimiz daha var mıydı? Sürecimiz dolmuş. Gerçekten biz hayatımızın veda gününe gelmeden, elimize karnelerimiz verilmeden inşallah güzel amellerimizle defterimizi dolduralım, yıldızlarla süsleyelim, kurdeleler takılsın ve bunu elimize neşeyle alalım ve sonsuz saadete İnşallah uğurlanalım diyorum kardeşlerim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olunuz.